ona pat... Dikizler gördünüz mü? Kadran adama hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir CarX Drift Racing online bölümünde daha sizlerleyim ve altımızda gerçek bir efsane var abi. E34M5 var ve bu arabaya farklı bir modifikasyon uygulamak istedim arkadaşlar. Özellikle stok tutup dış görünümünü, yani jantlar dışında ve yere basma dışında mümkün olduğunca hani böyle sokaklarda göreceğimiz tarzda stok tutup motoruna bayağı yüklendik. Bu alet çok tatlı drift yapıyor abi. Hadi gelin şimdi bunun detaylarını size göstereyim. Body kit'e dediğim gibi zaten dokunmadım. Farlarına bile dokunmadım arkadaşlar. Aynalar bile orijinal bıraktım. Modlarda tabii arabayı ultimate özelliklere çıkarttım. Rengi de meşhur Estoril maviye yakın bir renk yaptım arkadaşlar. Şimdi dyno stand'te süspansiyon kısmında ön arka 11 santim. Haricinde arkadaşlar, burada herhangi bir sertlik ayarıyla oynamadım. Araba hafif böyle sallanıyor drift yaparken ani dönüşlerde. O bile tatlı bir görüntü oluşturdu gözümde. O yüzden orayı bozmadım. Öne ve arkaya tabii ki de gördüğünüz gibi kamber verdim abi. Ön -5.5, arkada -6.04. Bakın çok tatlıdır ya abi alet gerçekten. Onun haricinde burada ekstra bir şeye dokunmadım. Jantları 20 inçe çıkarttım. Jantları değiştirdim tabii ki de. Ön lastik tabanı 245, arkayı 285 yaptım. Offset oluyor bu arkadaşlar, biliyorsunuz oyundaki. Ön 7, arkayı da 4 yaptım. Bayağı doldurdu çamurlukları. Çok tatlı bir görüntü oldu abi. Ön lastik profilini %30'a çıkarttım. Arkayı %25 olarak bıraktım. Hemen hemen biraz daha böyle yakın oldular birbirlerine. Motorda tabii ki de engine tune-up yaptım ve turbo charger, air pressure'ı da hava basıncında yükselttim ve gördüğünüz gibi 900 beygir oldu bu aslan parçası. Şanzımana, frenlere dokunmadım çünkü hoşuma gitti. Şimdi birazdan siz de göreceksiniz ve bence bu canavarla bir şu meşhur Japon dağlarına Camaro'da gidelim. Yani ne olursa olsun oradan vazgeçemiyoruz abi ya. Abi şuraya bakar mısın? Çok tatlı oldu alet. Jantlar böyle fırçalanmış gibi bayağı bir parlak açık renk yaptım arkadaşlar. Hani tam bir krom değil aslında ama cam çerçevelerindeki kromajları da görebilirsiniz. Oğlum gene biri trolledi bizi. Ben yola çıkıyorum abi. Sesi de iyi. Uf, çok iyi. Of of. O kadar tatlı drift ediyor. Bak, arabanın salınımına bakın abi. Çok tatlı ya. Gülerek bozmak istemedim. Aslında biraz sertleştirmek lazım ama böyle çok tatlı oldu. Sesi efsane arkadaşlar. Çok iyi abi ya. Aslında şanzıman aralıklarını biraz kısaltacaktım arkadaşlar ama 3-4 fark etmiyor abi. Hiç benim oyundaki bir şeyimi bozmadı yani. Oyun stilimi hiç bozmadı. O yüzden ekstradan değiştirmedim. Çok iyi abi, egzoz sesi filan da çok iyi. Ne güzel sallanıyor ya. Gerçekten hani bu zamana kadar yaptığımız arabalar içerisinde büyük cüssesine rağmen çok stabil drift yapıyor ya. İyi kurtardık ha. Çok stabil drift yapıyor. Şu arabanın sallanması bile dış görünüşüyle birlikte baktığın zaman çok gerçekçi oldu abi ya. Hani gerçekte bunu almışsın, yayları kesmişsin abi. Jantları takıp basmışsın yere de yollarda drift yapıyormuşsun gibi olmuş. Oldu. Tabii kısa şanzıman aralığının da böyle faydaları var abi. 3'ten aşağı düşürmeden 10 numara devam edebildik drift'e. Araba boğulmadı. Çekil lan. Oo, çok fena kaçtık. Abi sesi çok iyi ya. Arkadaşlar görüşlerinizi lütfen yorumlar kısmında belirtin bu arabayla ilgili. Daha önceden E30 falan da yaptık oyunda, biliyorsunuz. Özellikle onlarla kıyasladığınız zaman ben sanki drift yapması en zevkli olanı buymuş gibi geldi bana. Siz de yorumlarda belirtin.
burası Sakataga. Abi sakat makat dinlemiyor alet ya. Gerçekten dinlemiyor yani. Çok stabil ya. Şaka gibi ya. Şuna bak abi. Sesine de ayrı bayıldım yalnız. Şunun etrafında da bir deneyelim mi? Aslan parçası bu ya. Gerçek bir efsane. E34 M5. Abi çok stabil, çizgisi mizgisi efsane gidiyor. Tandemlik birileriyle denk gelmedik ama belli olmaz. Ya tabii elimiz de gittikçe ekstra alışıyor arkadaşlar sonuçta. Hani onun da etkisi var. Stabil mutabil diyorum ama hani belki de birçok arabayla oynayınca sonuçta stabil gelecek ama abi hissettiriyor kendini ya. Gerçekten hissettiriyor abi. Geliyorlar. Gençler gol. Arkadaşlar sizi bilmem ama bence body kit'in böyle stok kalmış olması daha çok gaza getirdi beni. Çünkü çok daha gerçekçi kaldı abi. Sanki böyle kapının önünde böyle bir canavar var da sen böyle şimdi marşa basıp çıkıp yanlıyormuşsun gibi. Yanlıyormuşsun gibi hissettirdi ve bilmiyorum abi. Bence daha güzel oldu. Yani ön farlar, arka stoplardaki sinyaller bile dikkat ettiyseniz arkadaşlar turuncu. Şundan kaçalım. Çok da güzel çufluyor ha. Çok temiz abi ya. Çok temiz gerçekten. Gamepad'den oynuyorum tabii ki de. Ama düz vites oynuyorum. Çok iyisin ya. Supra'cığım, burada bir efsane var. Saygı göster. Oo, iyi kaçtı benden ha. Normalde ben kaçarım, bu sefer adamlar kaçtı. Helal. Güzel kaçtı. Of 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 of, nasıl geçtik oradan? Şuraya gireceğim abi. Burası çok sakat ha. Gözüktüğü gibi değil abi. Baksana abi şu keskin yokuşa. Abi alet çok tatlı be. Hele ve lazım. Sürpriz yok. Kılçıksız. Evet bir tandem yapamadık ama abi o arabayla gerek var mı ya? Kilitliyor. Temiz kilitliyor. Abi sesine de ayrı bayıldım bu arada ha. Aa,
Abi işte kısa oranlı şanzımanın artılarını yaşıyoruz. Burada bakın 4. viteste bile düşük süratlerde her türlü gaza yüklendiğimizde 900 beygirin avantajını kullanabiliyoruz. Boğulmuyor araba. Bak. Yani hiç 3'e bile atmak zorunda değiliz aslında. Ama bazı yerler abi kendini belli etmiyor. Çok keskin virajlar var. Hani 4'te biraz hızlı kalma ihtimalimiz olduğu için tabii ara ara atmak durumunda kalıyorum. Çok temiz abi ya. Yani şu an çok keyif alıyorum arkadaşlar. Ben bayağı eğleniyorum yani aslında. Ve hani saatlerce hiç diğer arabalara bakmadan bu arabayı ben kullanırım ya boyunda. Ve hani bunun biraz daha süspansiyonlarını falan sertleştirdiği zaman çok daha gerçekçi kalacak. Yani gerçekçi derken daha böyle drifte uygun hale gelecek. Aslan parçası ya. Abi burayı seviyorum Camaro'du ya. Gerçekten virajları falan çok tatlı abi. Az önce girdiğimiz arayolda da dikkat ettiyseniz hani keskin yokuşlarla o keskin açılarda dönüşler falan aslında bayağı hani beceri istiyor ve daha zevkli oluyor abi. Daha zevkli. Ne kadar zor viraj o kadar büyük keyif ve arka arkaya virajlar olduğu için zaten bana soracak olursanız evet Pasifiklis çok güzel bir harita ama oyunun en güzel haritası bence bu. Oo gençler geliyorum. Kusura bakmayın geldim. Tandemsiz kapatmayalım bu işi. Tandemsiz kapanmasın. Yolu görmüyoruz lan. Abi işte böyle başka güzel oluyor be. Arkamda da biri var. İyi kurtardık ha. Spinden iyi kurtardık. Az kalsın. Biraz daha kırsam abi spine gelecektik. Oğlum bir sal beni ya. Sen bana spin attırdın şimdi. Vallahi kusura bakma. Arkadaşlarım patlattı beni. Kankaların yüzünden bu hale geldik. Antuan. Fransız kardeşim. Geliyorum peşinden oğlum. Sen olaya biraz Fransız mı kalmışsın? He? Çok çarpıyorsun gibi geldi bana. Çok sert girdim. Çok sert girdik ama. 34 M5. 900 beygir. Estoril mavi. Lan. Tamam peki. Olur. Nazarlık. Abi çizgiye bak ya. Çizgiye bak lan. Gençler çıkıyor muyuz yukarı? Yukarı çıkıyor muyuz? Çete. Ben sizin arkanızdan gelirim. Hadi. Çete beni istemiyor. İstenmediğim yerde kalmam. Gel kuçum gel. Arkandan geleceğim ben senin. Aynen. Sen geç beni. Vurma ama. Dumanlı sağlar ama istemediğimiz şeyin dumanı değil. Bu araba adamı kilitler. Uyarıyorum arkadaşlar. Bu arabayı alırsanız gerçekten kilitlenebilirsiniz oyunda. Gerçekten stop tipiyle beni daha fazla gaza getiriyor abi. Yalan yok. Oğlum siz oraya yatmaya mı geldiniz ya? Yani?
Arabanın sesi de çok hoşuma gitti. Arabanın tipi de çok hoşuma gitti. Drift yetenekleri, kabiliyetleri de çok hoşuma gitti. Ve hani düşük süratlerde yaptığı ve girdiği açılar abi ve o açıları tutması falan çok iyi abi. Şuraya bak. Çok iyi abi. Arkadan geliyor çete. Oğlum oldu mu şimdi o ya? Şu elemanlar biraz yetişsin bize ha. Geçin bakalım. Tabii tabii bozun beni sürekli. İşte bu abi ya. Bu işin keyfi burada ya. Oğlum yarısı geçerim seni. Siz açı vermeyi de bilmiyorsunuz ha. Hata yaptık. Gençler hepsi toplandı şu an. Gelip gene vuracaklar bana biliyorum. Siz ona pat... Dikizler gördünüz mü? Musta komiteye geldi. Sonuna geldik. Tabii. Arkadaşlar, bu arabanın zevki ve keyfi bitmez. Bence araba güzel oldu. Lütfen bu konuda arabayı stok bırakmamla ilgili düşüncelerinizi de aşağıda yazın arkadaşlar. Araba çok tatlı oldu ve drift yeteneklerine de bayıldım gerçekten. Şanzımanına dokunsak ve amortisörleri, süspansiyonları biraz daha sertleştirsek daha tatlı bir drift ve görünüş elde edebiliriz. Ama bence çok da gerek yok be aga. Ben çok beğendim. Sürekli Forza gelecek diye bir kaydı yok ki. Öyle bir şey zaten olmayacak. Burası bir Forza kanalı değil. Tamamen. Evet, başrolümüz Forza. Bunu unutmayın arkadaşlar. Daha başka oyunlar da gelecek tabii ki. Bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.